Arkadaşlar, herkese selamlar. Hepimiz telefonumuzda dönem dönem uygulamalar tarafından takip edildiğimizi düşünüyoruzdur. Mesela internette bir yazı okuyoruz ve bu yazı ile ilgili ürünlerin, reklamların değişik uygulamalarda karşımıza çıktığına şahit oluyoruz. Ya da bir örnek verecek olursak, o gün havanın soğuk olup olmayacağını soruyoruz Google'a. Karşımıza örneğin haber okuma uygulamamızın reklam bölümünde mont reklamları çıkmaya başlıyor. Bu neden oluyor? Çünkü uygulamalarımız bize ilgi alanlarımızı ve ihtiyaçlarımıza göre reklam gösterebilmek adına bizi takip ediyorlar ve ihtiyaçlarımıza uygun reklamlar göstermek için bize bir profil oluşturuyorlar ve buna göre ihtiyaçlarımız doğrultusunda reklam gösteriyorlar. Bizi bir nevi reklam malzemesi olarak kullanıyor büyük şirketler. İşte internette takip edilmenin, önüne geçmenin yeni Android sürümlerinde bir yolu var. Uygulamalar bu işi nasıl yapıyorlar? Cihazımızın donanım kimliği denen bir numarası var ve bu numarayı kullanarak bize internette bir profil oluşturuyorlar ve bu profil üstünden bizim ihtiyaçlarımızı, telefonumuzda yaptığımız aramaları, Google'a tıkladığımız siteleri takip etmek suretiyle ya da alışveriş uygulamalarında yaptığımız hareketleri takip ederek bize reklam profili oluşturuyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var ve bunu göstereceğim şimdi sizlere. Telefonumuzdaki bu reklam kimliğini sileceğiz şimdi birlikte. Adobe Telefonumuzun Acro ayarlar. ayarlar uygulamasını açıyoruz. Güvenlik ve gizlilik Umarım biyometrik veriler izin yöneticisi. konuşma hızı iyidir. Kilit ekranı ekran kilidi türü ol. Güvenlik ve Burada gizlilik biyometrik veriler Samsung izin telefon yöneticisi. kullanıyorum ben. Güvenlik ve gizliliğe tıklıyorum. Güvenlik ve gizlilik. Güvenlik ve gizlilik ayarlarında yapacağımız birkaç ayar mevcut. Öncelikle Güvenlik öneri. Kilit burada hesaplar öneri. Cihazımı bul iyi. Uygulama güvenliği iyi. Güncellemeler, gizlilik, güvenlik, gizliliğe gizlilik, tıklıyoruz. Çünkü bizim gizlilik. işimiz gizlilikle. Bazı telefonlarda bu gizlilik ayarı direkt ayarlar kategorisinde ana seçenek olarak görünüyor. Ben de Samsung telefon kullanıyorum. Samsung telefonlarda güvenlik ve gizlilik kategorisi altında yer alıyor. Buradan Son 24 saatte kullanılan izinler. bunları görüyoruz tabii ki. Tüm izin yönetici, erişilebilirlik özel erişim, kontroller, mikrofon erişime uygun izin, panoya erişildiğinde uyarı, anahtar kapalı, diğer gizlilik, Diğer gizlilik ayarlarını ana, tıklıyoruz diğer burada. gizlilik ayarları, diğer Diğer gizlilik gizlilik ayarları. ayarlarına tıkladıktan sonra Samsung. Samsung bölümü var. Yani cihazımızın marka üreticisi. Samsung gizlilik. Kişiselleştirme servisi. Tanılama verisi gönderin. Anahtar kapalı. Ben tanılama verisi Samsung'a göndermek istemiyorum. Cihazımdan bana ait hiçbir veri sızmasın, çıkmasın mümkün mertebe. Google. Android sistemin telli gence. Google otomatik doldurma hizmeti. Bunu Etkinlik kullanıyorum. kontrolleri. Reklamlar. Geçiyoruz. Evet, reklamlar bölümüne geldik. Bizim odak noktamız şimdilik burası. Reklamlar. Reklamlar başlığı altında. Reklam. Size reklam göstermek ve reklam performansını ölçmek için kullanılan bilgileri yönetin. Evet. Reklam gizliliği uygulamaların size reklam göstermek için kullandığı bilgileri özelleştirin. Burada reklam Reklam gizliliği uygulamaların gizliliği size reklam göstermek bölümünde için kullandığı bilgileri hangi özelleştirin. bilgilerimize dayanarak ne tür reklamlar gösterebileceğini seçebiliyoruz. Şartlı imkanlar dahilinde. Tabii uygulamalar bunu ne kadar dikkat ediyor bilmiyoruz. Reklam kimliğini sıfırla bu seçenek Reklam uygulamaların bundan sonra kimliğini kullanabileceği yeni bir sıfırlarsak reklam kimliği bugüne oluşturur. kadar arama yaptık. Aramalarımız dair bize bir profil oluşturdu. Hangi ürünleri sevip sevmediğimizi, ihtiyaçlarımızı telefonumuz tespit etti. Bunu sıfırlayarak sil baştan yeni telefon almışçasına bir reklam kimliği oluşturabiliyoruz. Bunu da geçiyoruz. Reklam kimliğini sil uygulamalar artık size kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için bu reklam kimliğini Evet. kullanamaz. Cihazımızdaki reklam kimliğini silersek şayet tıklıyorum. Geri. Silersek uygulamalar bizi takip edemeyeceğinden şirketler de bizi reklam malzemesi olarak kullanamayacak.
Bu işlem mevcut reklam kimliğinizi siler. Uygulamalar size reklam gösterebilir ancak bu reklamlar sizin için önceki kadar alakalı ve ilgi çekici olmayabilir. Uygulamalar size kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebilmek için cihazın reklam kimliğini kullanır. Kişiselleştirmeyi kaybettiğinizde gördüğünüz reklamların çeşitleri üzerinde daha az kontrolünüz olur. Ayrıca kişiselleştirilmiş reklamlar haber yayınları gibi uygulamaların içerik ve hizmetlerini ücretsiz sunabilmelerine yardımcı olur. Not: reklam kimliğiniz silinecek ancak uygulamaların kendi ayarları da gördüğünüz reklamlara etki edebilir. Daha sonra istediğiniz zaman yeni bir reklam kimliği alabilirsiniz. Burada da açık açık itiraf etmişler zaten. Bakın, uygulamalar sizi takip ediyor. İlgi çekici reklamlar göstermek istiyor. Bu yüzden takip ediliyorsunuz. Bunu silmememiz için ikna kabilinde yazı koymuşlar. Reklam kimliğini sil düğme. İkna olduk mu tabii? Olmadık. Reklam kimliğimizi sildik. Size reklam göstermek, reklam gizliliği uygulamaların size reklam göstermek için kullandığı bilgileri evet, özelleştirin. Başa döndük. Burada reklamlar. Kullanım ve teşhis aracı. Burada bir de Google'ın kullanım ve teşhis aracı var. Biraz önce Samsung'da gösterdiğim Google gibi. Ben Google'dan da yukarı gezinir düğme. Kullanım ve teşhis aracı anahtar kapalı. Google'ın da benim cihazımı takip etmesini istemiyorum. Kullanım teşhis verilerini almasını istemiyorum. Ben bunu da kapattım. Size de tavsiye ederim. Bu ilk incelememde sizlere anlatacağım bu kadar. Dur düğme. Hepinize saygılar sunuyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir.